23 Mart Salı günü Üye Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti. Evet. Bir günde maddesi görüşüldü. Belediyeye ait mülkiyetin SGK borcuyla takas işlemi gerçekleşti. Siz de orada olumsuz bir cevap verdiniz herhalde. Evet, olumsuz bir tavır aldım. O düşüncenizde, tavrınızda hala geçerli mi? Evet, değişiklik tavrım hala geçerli. Neden geçerli? Şimdi ben bundan bir 15-20 yıl öncesine gitmek istersem, ki o zamanlar ben belediyede çalışıyordum, Ünye Belediyesi Türkiye'de kendi kendine yetebilen 9-10 belediyeden biriydi. Kendi ihtiyaçlarını kendisi görebilecek kadar geliri olan, hani güzel idare edildiğinde hakikaten güzel işler yapılabilecek durumda bir belediye başkanlarını kolaylıkla sağlayacak bir kent silüetindeydi. Şimdi zamanla AK Parti iktidarları döneminde maalesef yani şöyle bir hastalık var. Ben bu hastalığa karşıyım. Yani ben yaparım olur. Ve her şeyi ben, ya kardeşim, yani her önümüze geleni satarsak, mesela daha önce, şimdi önceki belediye başkanı döneminde yapılanı şimdi hala şu anda mevcut meclis üyeleri, o gün de görev yapan meclis üyeleri, hani bugün hala o konuda suskunlar. Ayrılmış olanlar da hala eleştiri yapıyorlar bu konuda. Yani ben Ünye Belediyesi'nde Saadet Partisi'nin meclis üyesi olarak hasbelkader göreve gelmiş bir insanım. Engelleri temsilen geldim ve bütün ihtiyacı olan, meclis üyesine ihtiyacı olan, sesini duymak isteyen herkesin temsilcisi olarak geldim. Şimdi ben burada şunu ortaya koymaya çalışıyorum. Ünye Belediyesi'nin devlete borcu bitmez. Yani vergi borcu çünkü ödenmiyor, ben bunları biliyorum. Mesela vergi borcu ödenmiyor, SSK primleri ödenmiyor, ödenemiyor daha doğrusu. Neden? Çünkü Büyükşehir yasası çıktıktan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin eline Ünye'nin yüklü hafif, pahalı ağır ne kadar geliri varsa verildi. Nedir bunlar? Su parası. Şimdi mesela Murat Çıraklı kardeşimiz soruyor. Kaç gündür mecliste, yani kaç toplantıdır soruyor. Diyor ki yani Büyükşehir bize bir niye muhatap almıyor, niye cevap vermiyor? Hani bu resmi olmayan rakamlara göre 280 trilyon sadece su parası geçmişimiz var onlara. Bunun karşılığında bize yapılan yatırım 50 trilyon yok. Yani şimdi Ünye'nin burada hakkı yenmiyor mu? Yani şimdi ben, Hüseyin Tavlı benim dostumdur. Ona da üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Kardeşim, adamın yapabileceği bir şey yok ki. Yani tek yapabileceği şey rahatladım dediği gün, personelin maaşını verdiği gün. Doldurdular milleti belediyeye. Hani bu belediye başkanı döneminde olmasa bile, bizim dönemimizde olmasa bile fazla. Bundan önceki dönemde, daha önceki dönemde insanları belediyeye doldurdular. Şimdi maaşlarını vermekte zorlanılıyor. SSK primleri yatırılmakta zorlanıyor. Tabii ki bunlar olacak. Yani ha şimdi bunların çözümü olarak buldukları şey ne? Hiçbir şey. Nedir? Belediyenin malının mülkünü satmak. Kardeşim, nereye kadar satacağız ya? Yani 15 Temmuz meydanından orada yapılan şeylerden hemen hemen elimizde bir şey kalmadı doğru dürüst. Yani sağda solda işte mahsup ediyoruz. Biz de olumlularına tabii ki destek vereceğiz. Hani öyle muhalif, körü körüne muhaliflik etmek istemiyoruz ama ben mesela kişisel olarak, hatta Saadet Partisi grubu da o gün içinde belki olumlu bakan arkadaşlarımız da vardı ama grup olarak herkes orada mecliste hazır bulunan arkadaşlarımız hayır verdiler. Ben sadece şunu düşünüyorum. Mesela yarın öbür gün Hüseyin Bey iyi insandır. Tekrar seçilebilir. Yani bugünden kendi elini ayağını bağlamasını istiyorum. Çünkü devletin devletten alacağı olur. Yani devlet ne yapacak yani, belediyenin malına haciz koyacak hali yok. Ama yani sen bugün belediyenin elindeki bu 93 tane dükkan tabir ediliyor. Hani küçüktür, bir araya getirirsin ama 50 tane dükkan olursa bu 50 tane dükkanı güzel bir hizmetle beraber orayı iş merkezi olarak açtığında oranın her ay, her yıl Ünye Belediyesi'ne büyük getirileri olur. Yani bugün dükkan kiralarını Ankara'ya git,
gittim işte 2 trilyon oradan aldım. İşte yani böyle sağdan soldan toplamayla sağdan soldan şey yapmak yani kemik bir gelirimiz olmadıktan sonra çok zor. Yani sürekli dışarıda ben yıllardır üye belediyesinde çalıştım. Belediye başkanları ne zaman ki hesabını kitabını bilmediği zaman işte giderlerdi Ankara'ya gidiyoruz para almaya gidiyoruz. İşte para alıp geldik geleceğiz. Hep böyle bu şekilde umut. Yani şu Ünye'nin sorunları çözülmüyor. Çözülüyor mu kardeşim? Basınsınız. Takip ediyorsunuz. Ben sizi de tebrik ediyorum ayrıca Hakan Bey'i gayet aktif de buluyorum bu konuda. Yani şu Ünye'nin ne şu yakın zamanda bir sürü problemi vardı. Hala o problemlere bakıyorum. Ya bir tanesi daha organize sanayi aha şu zaman açılacak. Bu kadar açılacak. 35 senedir ben bekliyordum gençliğimde. Çocuklarım bekliyor. Çocuklarım da artık ümidini kesti. Artık torunlarım. İnşallah biz görev süremiz bitene kadar bu organize sanayi işi çözülür. Şu anda evet kolaylandı. Ama inanın bana orada o temel atılmadan, oraya ilk fabrika kurulmadan ben inanamıyorum. Yani artık çünkü umutlarımızı kaybettik biz bu konuda. Üniversite yeri keza öyle. Yani bir sürü sıkıntılar var. Yani evet ben burada Ünye Belediye Başkanı'na yüklenmek istemiyorum. Çünkü Ünye Belediyesi'nin hakikaten gücü yok. Yani belediye başkanının ben biliyorum ki maaş alamıyor. Almıyor yani Ünye Belediyesi'nden. İhtiyacı olana, yardıma muhtaç olana veya işte parti gerekirse davası için bir şekilde o maaşını veriyor. Yani harcattırıyor. Hani onu da üzmek de istemiyorum ama gerçekten yani devletin devlete borcu bitmez. Kardeşim canımızı alacak değil ya ama Ünye Belediyesi'nin de bir elindeki gayrimenkullerin tüketilmesi bence yanlış diye düşünüyorum. Bizim burada yapmamız gereken şey şu. Biz Büyükşehir'i bizim üzerimize kurduğu bu maddi ağı kaldırmamız lazım. Yırtmamız lazım. Yani bunu bir şekilde yolunu bulacaklar. Bu kanunların bir yerinde boşluğundan girip faydalanacaklar. Bunu Türkiye'de yapan bir sürü belediyeler var. Ordu Büyükşehir Belediyesi bir eli yağda bir eli balda. Ordunun merkezini granit yapıyorlar. Granit kayıyor diye üzerine halı döşüyorlar. O halı belli zaman sonra orada koku yapıyor. Hadi onu da kaldır. Çünkü neden? Ordunun sırtına atmış tezgah. Nasıl olsa düşünün sadece Ünye'den su parası olarak 280 trilyonun üzerinde para gitmiş. Diğer belediyelerden de geliyor. Altın Ordu'ya 450 trilyon yatırım var. Ünye'ye 30 trilyon yatırım var. Yani bu adaletse ben artık başka bir şey demek istemiyorum. Vallahi bir an önce bunlara bir kalıcı çözümler bulmak zorundayız. Yoksa biz burada kendi kendimize birbirimizi üzeriz. Kendi kendimize birbirimizi kandırırız yani. Başka bir şey demek istemiyorum.